İpgül. Geldiniz mi? Şey, Candan Hanım yok mu? Uyuyor da. Songül abla içeride mi? Söylesene bana, bir şeyler hazırlasın. Yok, o sitede işi vardı. Gitti, ben de şimdi geldim. Candan Hanım'a bakayım dedim de sen var mısın? Ya gece fazla kaçırmışım. Başım çatlıyordu. Suya attım ben de kendimi. Annemi bekler misin yoksa ben hazırlayayım mı? Yok, bırak sen. Annen gelince halleder. Ama sen bana bir ağrı kesici versene Ekgül ya. Başım geçmiyor bir türlü. İyi, peki. Ya ben burada hiçbir şey bulamıyorum ya. Annem manyak gibi bütün ilaçları ayırıyor. Sonra kendisinden başka kimse anlamıyor. Bayağı aramışsın belli. Ya ama burada nasıl bulalım gerçekten? Hepsi aynı renk, aynı kutu. Saçma. Sağ ol. Nasıl buldun ya? Ben bir saat aradım bunu. Sen bir gergin misin bugün? Arkadaşımın cenazesinden geliyorum. Pardon ya. Ben onu unutmuşum baş ağrısından. Önemli değil ya. Sen başın ağrımasa da unutuyorsun zaten her şeyi. Trip mi yiyorum ben şu anda? Yok. Ben kimim ki trip atacağım sana? Bittim, ne oluyor ya? Ya bir şey mi yaptım ben? Hayır yani bir şey yaptıysam söyle. Gerçekten anlayamıyorum şu anda. Ya ayılamadım daha çünkü. Ben sana ayılınca konuşuruz o zaman. Yani sabaha kadar içersen böyle olur işte. Ya ben sana kaç kere söyledim beni yalnız bırakıp gitme diye. Anne sözü dinlemezsen olacağı bu. Anne sözünden oldu anneciğim. Evet. Nerede kaldım Songül abla ya? Öldüm açlıktan. Songül abla! Songül abla, öldüm açlıktan. Gel artık. Ha efendim. Ne ha efendim? Kıymalı salçalı ekmek. Canan Hanım bugüne kadar ben seni soğan kokuttuğum için bana kızıyormuş. Ben de onun sözünü dinlemiyormuşum. Ben de dedim bu yaştan sonra bari sözünü dinleyeyim de Canan Hanım'a layık olayım. Ya ama nasıl ya? Songül abla! Ya anne, ne oluyor size dünden beri? Ne dedin yine kadıncağıza? Kadıncağıza mı? Senin o kadıncağız dediğin kadın senin önünde bana yapmadığı afra tafrayı bırakmadı. Şimdi dönüp beni mi suçluyorsun sen? Bravo oğlum. Aferin sana. Ya anne, ben senin öyle bir şey dedim. Senin 9 ay 10 gün karnında taşıyan annene. Ya anne, gelir misin bir dakika? Ne oluyor size? Bırakma. Hepiniz bir triplerdesiniz. Bir gelir misin buraya? Bitti. Sen niye öyle bakıyorsun? Açık açık hiçbiriniz bir şey söylemiyorsun. Demin tavır yapıp gittin bana. Ne oluyor? Hatırlamıyor musun gerçekten? Ya neyi? Akşam beni dışarı davet ettin. Sonra beni tek başıma bırakıp gittin. Bir de üstüne sana gerek kalmadı diye bir şeyler saçmaladın. Yok, ben onu hatırlıyorum da o öyle değil. Yani o öyle davet gibi değildi. Sen yanlış anlamışsın. Ben dün annemi satamadım ya. Hani dün gece evden çıkmak için de senden yardım istedim. Sen aslında hiç beni davet etmedin yani. Yok. Ben yanlış anlamışım. Yani benim salaklığım, sen kusura bakma. Ya ben ne diyeceğim annemin Utku karakola götürdün mü deyince? Ne diyeceğim? Götürdüm diyeceğim. Ya yok, anlar o benim gözümden yalan söylediğimi. Görmedin mi nasıl deli bir kadın? Ya bak, uğraştırma beni. Ne olur gidelim polise. Tamam, bana bir bu akşam izin ver. Şu iş çıkışı gideyim. Adli tipten bana bir bilgi sızdıran arkadaşımı ziyaret edeyim. Bakayım neymiş, ne değilmiş. Hem yarın söz gideceğiz. Gerçekten. Ben de adli bilgi elimde tutmam zaten. Ama bir öğrenelim bakalım işin ucu kimlere dokunuyormuş. İyi tamam, yani düşüneceğim ben bir şekilde artık, uyduracağım bir şeyler. Zaten şu iş bırakma olayı ne kadar sürecek, daha bir de o var. Neyse ben bir gideyim, bebeği alın geliyorum. Tamam. İkgül. Bir şey alıp çıkacağım hemen. İkgül yapma böyle, bir konuşalım. Bak ben öyle anladığını düşünemedim, tamam mı? Özür dilerim. Yoksa seni hiç kırmak ister miyim ben? Ya, biliyorsun sen beni. Ya ben o sırada annemden kurtulmaya kilitlendim. Düşünemedim seni. Hadi ne olur uzatma. Barışalım artık. Bu akşam birlikte bir yemek yiyelim mi?
Dün o elbiseyle çok güzel olmuştu. Yine onu giyersin belki. Yine arkadaşlarına dışarı çıkmak için kullanmayacaksın beni, değil mi? Ya tamam, yaptık bir eşeklik. Yeter. 40 kere başıma mı kakacaksın evliler gibi? Sadece ikimiz. Hı? Peki. Bakalım affettirebilecek misin kendini? Süper. Akşam 8'de seni alırım o zaman. Geliyorum, geliyorum. Al annem, buldum Canan Hanım'inkilerden. Süpersin annem ya. Gelince söylerim ben onu da. Niye gelmedi bu saate kadar ya? Ya sen niye dün bu elbiseyi giydin de çorabını kaçırttın ki? Hangi elbiseyi annem? Kızım, sen partide dün bu elbiseyi giymedin mi? He, sen bu elbiseyi diyorsun. Kızım, sen niye devamlı benim söylediğimi tekrar ediyorsun ya? Bir şey mi saklıyorsun sen benden? Ay yok anne, ben ne saklayacağım senden ya, Allah Allah. Hem senin yanına geliyorum diye şey yaptım, ben pijamayla mı gelseydim yani? Yavrum benim, yani bayram bir seyran değil, nereden çıktı bu yemek anlamıyorum ki ne ben. Ne demek nereden çıktı? Ay oradan oraya, oradan oraya, başım dönüyor. Otur. Ya anne saat 8 oluyor ya, Ahmet gelecek şimdi. Gelsin, beklesin. Allah Allah. Anlat bakayım, ne oluyor? Ne oluyor anne? Bana bak. Bir daha benim soruma soruyla cevap verirsin. Yemin billah olsun, mezardan anam çıksın seni bu gece salmam kıza. Şimdi anneciğim, Ahmet uzun zaman sonra geldi ya, hani arkadaşları çağırmış. O da bana sen de gel dedi. Hani ben üniversiteye başlayacağım ya şimdi, ona bir şeyler sorarım. Yani bir şeyler öğrenirim diye. Ya o kadar yani. O kadar yani diyorsun. Madem o kadar, niye bu kadar? Niye bu kadar? Şimdi onların gittiği mekanlar çok şık. Yani kızlar böyle çok güzel giyiniyorlarmış. Ben de kötü gözükmeyeyim diye şey yaptım. Hı. Başka soru? Ceket al üstüne. Ha, tamam, daha çok geç olmadan gideyim o zaman. Geç oldu değil mi? Vallahi geç oldu. Bak Canan Hanım, hayatta bu saate kadar dışarıda kalmazdı ya. Bir şey mi oldu? Şimdi gelecek, ne diyecek onu da bilmiyoruz. Belki bize git diyecek. Sen de bir kadının yüzünü görseydin. Yok, sen bu gece çıkma dışarı. Anneciğim, o sana git diyecek olsaydı zaten evden çıkmadan söylerdi herhalde. İlker! Ya anne panik yapma, gelir o şimdi. Saat kaç oldu, nerede kaldı? Ya anne, nereye gidecek, o arkadaşı mı var onun ya? Ahmet'le beraberdir. Ya kızım, ne biçim konuşuyorsun ya? Kaç yaşında kadın? Onları mı yiyorsun? Ahmet. He tamam, çıkıyorum. Tamam. Ahmet mi? Dur Ahmet, tamam. Ben de geliyorum. Bir dakika, dur, soralım onun yanında mı değil mi? Bir dakika. Kız bekle. Annem. Kızım sen beni duymuyor musun? Ay duydum anne. Tamam, soracağım Ahmet'e şimdi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Merak etme Songül abla ya, geç kalmayız. Yok ondan değil oğlum ya, annen evde yok. Biz senledir herhalde dedik, senle de yok. Sen biliyor musun nerede? Yo, benim haberim yok. Kesin bir şey oldu. Vallahi de billahi de kesin bir şey oldu. O normalde hayatta karanlığa kalmaz böyle. Sabahtan beri içim sıkılıyordu oğlum benim, içime bugün de kötü duygu içimde doğdu böyle. Biz ne zaman konuştuk? En son ne zaman? Bugün konuştuk ama ya böyle biraz tartıştık falan, böyle bir küstük bir şey dedin. Yani bir tavırdı böyle. Aradığınız ben... kişiye şu anda ulaşılamıyoruz. Kapalı. Kapalı mı? Kapamaz o telefonunu. O yedek şarjından dolaşır o. Full dolu şarjından dolaşır çantasında hep. Nereye gideceğini söylemedim sana. Yok oğlum söylemedi ya. Diyorum ya böyle azıcık tavırlı çıktın. Şey dedi, ne dedi? Ha dedi, geç kalıyorum dedi. Kapanacak dedi. Ne kapanacak? Bir dakika, biri arıyor. Alo. Evet benim. Hangi hastaneye götürdünüz? Hastaneye mi götürdünüz? Canan Hanım'ı mı götürmüşler hastaneye? Bir dakika Songül abla. Aa, anneciğim. Nereye götürmüşler hastaneye? Bilmiyorum şu an. Hangi hastaneye götürmüşler? Anneciğim. Tamam. Ne oldu? Tamam, ne oldu? Görüyorum. Annem hastanede. Annem hastanede. Gidelim. Gidelim. Nerede gideceğim?
Anne bana bir yardım etsene ya. Ay ne dur. Yapacağım, ne yapacağım? Tamam, tamam oldu. Geldim. Kolay gelsin. Anne. Annemi getirmişler buraya. Polisler aradı bizi, gasp dediler. Nerede acaba? Canan Hanzade. İçeride travma odasında. Buradan girip sağa dönün, kapıda polisleri görürsün. Ay Allah'ım yarabbim, travma diyor ya. Polisler ne? Falan diyor. Anne. Ay Allah. Annem içeride galiba benim. Canan Hanzade. Evet, bu odada. Ha, iyi ama değil mi? Yaşıyor yani değil mi? Yani yaralı ama evet yaşıyor. Ay Allah. Ay Canan. Ne? Canım. Ah Canan, ah onu. Ay çok geçmiş olsun canım. Sağ ol canım. Ya ne oldu böyle? Anne nasıl hissediyorsun kendini, nasılsın? İyiyim iyiyim canım, ağrım var biraz ama iç kanama falan yokmuş öyle dedi doktorlar. Şükür. Ya bu alçı ne? Şükür. Nasıl alçıldılar? Omuzum çıkmış oğlum, böyle oluyormuş alçı işte, ne bileyim. Peki her şeyine baktılar mı? Beyin tomografisi falan. Ha? Baktılar. Ah benim yüzümden oldu. Vallahi benim yüzümden oldu. Sen bana kızdın çıktın, yoksa sen çıkmazdın ya, ben biliyorum. Songülcüğüm seninle ne ilgisi var Allah'ını seversen? Sen mi dedin adamlara gidin Canan Hanım'ı gasp edin diye, aşk olsun. Ah canım. Nasıl oldu peki? Ya sen niye tek başına çıktın ki? Ya daha kötü bir şey olsaydı anne? İşim vardı benim. Anneciğim ne işin var gece gece senin dışarıda? Ya ben hava kararmadan çıkayım dedim ama yetişemedim ki. Zaten ne olduğunu anlayamadım. Birdenbire etrafımı sardılar, çantama asıldılar. Ben de direnince sürüklediler işte bu hale. Ah cezalarını. Ya anne bıraksana çantayı. Canından kıymetli mi çantadaki telefondu, parandı? Evladım benim paraydı, telefondu. Bunlar umurumda olur mu sence acaba, laf diye konuşuyorsun. E sen niye bırakmıyorsun o zaman o çantayı? Bilezik almıştım sana, o vardı çantamda. Bana mı? Ben sana karşı çok mahcubum Songül. Kusuruma bakma. Yapma ya, yapma ya. Çok ayıp ettim ben sana. Ya. Gerçekten. Yani ne kalbini ne gönlünü parayla alamam ama... yani bir özür mahiyetinde olsun demiştim. O da gitti işte. Bir de sen anlatıp duruyordun ya... şu hayatta bir tanecik bileziğim var diye. Canan Hanımcığım ya. Aklım benim. Ne yapayım ben ya bileziği? Ne kıymeti var bileziğin? Sen benim ailem olmuşum ben. Aileden kıymetli bir şey var mı bu hayatta? Yok. Ama hanımlar. Ben bu kadar gözyaşına hiç alışık değilim. Anne senin bir biber gazın vardı. Ne oldu ona? Hem Songül ablayla o kadar prova da yapmıştınız. Ya onu çantamdan çıkarmaya fırsat mı oldu sanki? Ben sana söylemiştim kaç kere silah almamız lazım. Silah mı lan? Yok tövbe de. Tövbe de. Ah tövbe de. Tamam tövbe. Allah. Ah canım benim. Acıyor mu? Acıyor da sen bir çorba yaparsın, geçer hepsi. Anne ben geliyorum hemen. Ah canım yaparım, sen merak et. Ya çocuklar burada çok mikrop vardır. Bir sorsanız beni buradan ne zaman çıkaracaklar bak. Bunlar üstüme gelmeye başladılar ha. Efendim kahraman. Alo iyi gün abi. İdare edersen. İdare eder derken? Ne oldu, beyaz atlı prens yan mı çizdi yine? Yok ya, bu sefer de kapkaççılar çizdi. Ne? Nasıl? Ya Canan Hanım gaspa uğramış, hastanedeyiz. Gelmemi ister misin? Hangi hastanedesiniz? Yok gerek yok gerçekten, yani biz de şimdi geldik zaten. Yani yara bere kırık falan var tabii ama daha ciddi bir şey yok çok şükür. Of çok üzüldüm ya. Hangi hastaneydi? Med Hospital'dayız da ya sen gelme gerçekten. Bu arada ne yaptın sen yani? Adli tıptan bir şey çıktı mı? Yok maalesef ya. Yani şimdilik sadece 8 haftalık hamile olduğunu biliyoruz Meryem'in. O da 2004 pas ettiği bilgisine ulaşamadım. Ya belki haberi basınca o panikle belli eder kendini ama bilmiyorum. Tamam konuşursun, iyi akşamlar. Beni mi çağırdılar? Ha yok. Ben aşırı gerildim de bahçede bir kahve içelim mi diyecektim. Olur içelim. Gel. Ya çok gerildim. Annemi hiç öyle görmedim. Ne yapacağımı şaşırdım yani. Yani normal, haklısın. Kahve iyi geldi ya. Şöyle oturalım mı biraz? Olur.
sefer de benim senden özür dilemem gerekiyor. Ya hava kararınca annem demişti. Yani Canan Hanım geç kaldı. Acaba bir şey mi oldu diye. Ama ben ciddiye almadım. Yani senin nedir diye düşündüm. Özür dilerim. Ya yok canım, sen nereden bilebilirdin ki? Nisan'ın aklına bu gelmez zaten. Yani bu gelmez. Ya ama annemin aklına gelmişti. Benim salaklığımdan oldu. Belki de sen daha erken gelebilirdin Canan Hanım'ın yanına. Songül abla hep ne diyor? Olmuştu, ölmüşe çare yok. Ya zaten Songül ablanın her felaket senaryosuna inansaydık bahçemize uçak falan düşerdi. Ya işte annem bir üç, ben bir üç. Ya ben bencillik ettim biraz. Nasıl yani? Sonunda seninle baş başa dışarıda yemek yiyeceğiz diye ben heyecan yaptım. Ahmet. Ya geçmiş olsun, çok korktum. Çok geçmiş olsun. Nasıl oldu annen? Ya çıkık sıyrık falan var ama iyi durumu. Ay Tunç, aklın çıktı. Ben gidelim dedim çocuklara. Selinler de arkamızdan çıktılar, gelirler şimdi. Biz de bizim kulüpteydik. İyi yapmışsınız, sağ olun. Merhaba, Ceren ben. Üniversiteden arkadaşız. İlkgül. Memnun oldum İlkgün. İlkgül, Leyla. Merhaba. İlkgül. İlk defa duyuyorum. Daha önce görmemiştim galiba Ahmet yanında. Akraba falan mısınız? Hayır yok. İlkgül bizim evde çalışan Songül ablanın kızı. Ha, anladım. Sen temizlikçi kadın annene baksın diye çağırdın. İyi yapmışsın. Heh, Selinler de geldi. Süper. Kardeşim ya çok geçmiş olsun. Orada çok üzüldüm ya. Annen nasıl? Sağ ol canım, iyidir. Ne yaptınız? Polis olan halledebildiniz mi? Hallettik, hallettik. Çok merak ettik. Ya İstanbul'un göbeğinde böyle bir şey nasıl olabilir? Oldu işte. Şey, çok geçmiş olsun. Hoşum bir şey ya. Sağ olsun. Keşke zahmet etmeseydiniz. Lafım oldu. Şimdi ne yapayım? İyi, odaya aldılar. Kül, biz geliyoruz birazdan. Kahraman. Sen iyi misin? Hoş geldin. Allah aşkına şu ellerimi bir dezenfekteydin. Hemen. Hazırladın mı salona yatak? Hazırladım. Çarşafımı açacağım. Hepsini. Ay çok şükür evim. Ah, şu boyunluktan da bir kurtulayım ne olur. Kurtulayım. Doktor şart değil dedi. Nazar oldu, nazar ya. Kimin gözü kaldı işte gözü. Yavaş. Allah'ım. Aç. Yavaş. Ah. Yastık koyalım. Yastık ver bir tane. Yastık ver. Allah. Tamam. Ayaklarından. Tamam Songül abla. Tamam anne. Biz şeylerle ya. Bir öğrenemediniz koltuğunu. Al kumandanı al. Allah'ım. Ben şimdi bir çorba yapacağım sana. Üzerlik tüttüreceğim evde. Annenin yanında duruyor. Tamam, dur orada. Düzgün, Allah düzgün aşkına çorbayı biraz tamam. Tuzlu yap. Yapacağım son. Şimdi hemen çorbayı yapacağım. Bu ne telaş ya? Tamam, iyi misin anne? İyiyim. Rahatsın değil mi? Mercimeği ver. Ben çıkayım mı? Nereye gideceksin? Tereyağını da versene. Ya dün dedim ya sana Nisan'ın yanına gideceğim diye. Heh. Ben gidince en azından yemek yiyor. Ha, git kızım git ama çok geç kalma. Şunu koy ver yerine. Tamam. İlkgül. Neyin var kızım senin? Bir şeyim yok anne. Bir şeyim yok anne. Dün abini aradım, ona sordum. O da bir şeyim yok anne dedi. Telefonu kapattı suratıma. Sonra aklım onda kaldı benim.
Ben sizin annenizim ya. Ben sizin gözünüzden anlıyorum iyi misiniz, kötü müsünüz, var mı bir şey, yok mu bir şey? Ya yok, iyiyim ben. Ya öyle bir sürü şey olunca yani ben ondan... Yavrum korkuyorum ya. Vallahi korkuyorum. Böyle depresyona falan girersin. Meryem gibi. Sen o Meryem'in yazdığı notu polise verdin mi? Ha yok ama ben götüreceğim bugün, tamam mı? Hadi kaçtım ben. Canan ben dışarı çıkıyorum. İstediğiniz bir şey var mı? Yok İlkgül'cüğüm sağ ol. Sağ ol çocuğum. Anne ben geliyorum. Şu ceketini şuradan al. Hastane mikrobu. Öf bunun dibinde. Ay. Bir şey mi isteyecektin? Konuşmak istiyorum biraz. Ahmet bak gerçekten yorma kendini, tamam mı? Sen benim annemin patronun oğlusun. Ben de senin hizmetçinin kızıyım, tamam mı? Bundan ötesi yok zaten, konuşmayalım. Ya İlkgül. İlkgül. İlkgül bir dakika. İlkgül. İlkgül. Bir dakika bekler misin? Nasıl ne konuşacağız ya? Yapma böyle. İyi peki seni dinliyorum. Biz o kadar değiliz tamam mı? Biz birlikte büyüdük sayılır. Biz arkadaşız. Ya biliyorum dün gece seni çok kırdım öyle söyleyince. Ama inan niyetim o değildi. Ya kafam yerinde değildi yani. Toparlayamadım kafamı bir an. Kusura bakma. Biliyorum yani öyle bir durumda düşünemez insan zaten. Ama bak gerçekten ben sana hiç kırılmadım. Sadece dün söylediklerin gerçekti diyorum. Ya değildi işte ben de onu söylemeye çalışıyorum sana. Ya bak benim şu an küçük bir kızın yanına gitmem gerekiyor. Sen de annenin yanına git olur mu? Sonra konuşuruz. Geliyorum Canan Hanım. Bir şey mi diyecektin Songül abla? Yok. Yok bir şey demeyeceğim. Anne ben bir banyoya girip çıkacağım. Tamam yavrum. Buyurun Canan Hanımcığım bir şey mi istedin? Songül'cüğüm seyredecek hiçbir şey yok televizyonda. Bana şu tabletimi getir de dizimin tekrarını seyredeyim bari. Ne yapacaksın sen şimdi tableti ya? Sen yatıp dinlensen ya. Ben hallederim, hallederim. Bak, ne olurdu yani? Dur şu şeyi getireyim ben sana. Yastık getir. İşte dur, bu. Bekle. Al bakayım onu. Şöyle koy, onu da şuraya koy. Sağ ol. Hadi bakalım. Aç. İşte bu. Oldu mu? Oldu, oldu. Çok güzel oldu. Tamam. Şimdi sen söyle bakayım. Ben ne pişireyim sana? Çorba dedin ya. Ha, çorbayı yapacağım. O başka canının çektiği başka bir şey var mı? Ay Songül. Senin şu kuş üzümü zeytinyağlı biber dolman var ya. Bana ondan yap. Pek güzel yapıyorsun. Yaparım ya. Yaparım canım benim. Sen canın istediyse yaparım tabii. Canım. Ben markete gitmem lazım Canan Hanım. Eksiklerim var. Ahmet de dedi ya ben şimdi banyoya gireceğim sonra da çıkacağım. Sen yalnız kalacaksın evde. Ya kalırım bir şey olmaz. Ben bunu seyrediyorum işte. Git sen. Kalırsın değil mi? Hı hı. Hadi git sen. Ha Songül. Songül. Ya bir şey söyleyeceğim. Ya bunlar beni hastanede yıkadılar ama yani üstüme başıma mikrop bulaşmış mıdır? Ben bir yıkansam mı? Sen banyo deyince aklıma geldi. Canan Hanımcığım ya sen üstünü değiştin. Biz buraya geldik. Hiçbir yere dokunmadın. Eline fıs fısını yaptın. Tamam bitti. Ya istiyorsan ben yine sana yeni kıyafet getireyim onları giy. Bak ben de değiştireceğim zaten. Doktor sana ne dedi? Ne dedi? Bir hafta banyo yok dedi. O bir hafta geçsin ben ondan sonra seni bir yıkayacağım. Oo böyle liflerle köpürte köpürte vallahi. Ya sen koskoca kadınsın sen niye yıkıyorsun? Ahmet bana yardım eder. Ay tövbe tövbe. Asıl o koskoca adam. Ay o evlendiyse çocuğu olur bu saatten sonra. Kız evlat mı o sanki? Ya Songül kız evlat da anneye nimet değil mi? Hem nimet hem dert. Ay tövbe. Tövbe yarabbim ya dert mi dedi ben öyle değil de yani hep böyle bir kalp şeysi çarpıntı böyle. Ah Songül'cüğüm o kalp çarpıntısının kızı oğlanı mı var sanki? Ha? Yok değil mi? Yok tabii yok.
Neyse ben gideyim. Boşuna dememişler ana olacağına köpek ol diye. Anneler tahtını yapar da bahtını yapamazmış evlatların. Ondanmış hep dinmek bilmeyen kalp çarpıntıları. Ve bir evlat annenin kanatları altından çıkıp kendi başına yürümeye başladığında yolunu kaybedebilirmiş karanlık sokaklarda. İlkan, ne oldu oğlum? Yok bir şey ya. Ama sırılsıklam olmuşsun. Çıkar üstündekini de hasta olma. Ha, alo. Kızım, ben babaanne. Biliyorum babaanneciğim. Sürekli bunu söylemene gerek yok. Numaran telefonumda kayıtlı zaten. Tamam, tamam. Bak bir şey diyeceğim ben sana. Heh, söyle, iyi misin sen? Sağlığın iyi mi? Ne dedin? İyi misin diyorum, iyi misin? İyiyim, ben iyiyim çok şükür. Ama bu çocuğun hali hiç iyi değil. Hasta. Ananı telaş ettirme. Sen bir kalk gel. Tamam, tamam geleceğim ben ama şimdi bir işim var onu halledeyim. Sen de şey yapma öyle üzme kendini, tansiyonu falan çıkacak bak. Hem kötüye bir şey olmaz. Tamam, tamam gülüm. Hadi Allah'a emanet ol. Sen de babaannem. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.